Peki kişi miyom olmadığını nereden anlayacak? Belirtileri nelerdir? Evet. Ne hissedecek? Miyomlar çok farklı şekillerde belirti bulgu verebilir aslında. Çok farklı şikayetler yaratabilir. Bunları aslında sınıflandırmakta fayda var. Evet. Neyle ilgili bulgular verebilir? Adetle ilgili bulgular verebilir. Adet kanamasını arttırabilir. Süresini uzatabilir. Sık adet görmelere sebep olabilir. Normalde bizim kabul ettiğimiz adet döngüsü, iki adetin başlangıç günü 21 ile 35 gün arasında olan döngüleri kabul ediyoruz. 21 günden daha kısa süreyle tekrar adet görme, adet arası kanamaların olması, şiddetli adet ağrısı bir bulgusu olabilir. Ağrı ile ilgili şikayetleri farklı şekilde ve bu aşırı adet kanamalarına bağlı kansızlık ve kansızlığın yarattığı şikayetler olabilir. Halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı gibi, nefes darlığı gibi, yürümekte zorlanma gibi bu tür şikayetler olabilir. Ağrı ile ilgili şikayetler adet ağrısı olabilir. Yani adet döneminde şiddetli bir ağrıyla belli edebilir kendini. İlişki ile ağrı, miyomun yerleşimine ve büyüklüğüne bağlı olarak olabilecek bir şikayet. Kasık ağrısı, kasıklarda künt, ezici bir ağrı, baskı hissi olabilecek bir şey. Çok büyümüş ve rahmin ön duvarından kaynaklı dışarıya doğru büyüyen miyomlarda idrar torbası rahmin ön tarafına yerleşik olduğu için bu büyümüş, ileri derecede büyümüş miyom, rahim dışına doğru büyüyen ileri derecede büyümüş miyom, idrar torbasına baskı yaparak sık bir ara çıkma gibi bir şey yapabilir. İdrar radyasyonuna sebep olabilir, idrarını tam yapamama, tam boşaltamama, idrar torbasına gelen, böbreklerden gelen hortumun üzerine baskı yaparak üreter dediğimiz yapın üzerine baskı yaparak böbreklerde şişme yapabilir. Bu da sağ yan ya da sol yan üst ağrısı olarak ortaya çıkabilir. Tam tersi rahmin arkasına doğru büyüyen, dışarı doğru büyüyen bir miyom. Rahmin arkasında bağırsağın, kalın bağırsağın, rektum dediğimiz bir bölümü vardır. Oraya baskı yaparsa kabızlık gibi şikayetler yaratabilir mesela. İnfertilite sebebi olabilir miyom. Yani gebe kalmaya çalışan fakat gebe kalamayan bir anne adayında miyom olma olasılığı olabilir. Yani tek başına miyomların infertiliteye kısırlığa sebep olma ihtimalleri düşüktür. Yanında bir sürü faktör vardır genellikle. Bu faktörlerden bağımsız olarak miyomun tek başına kısırlık sebebi olma ihtimali %2'lerde, 3'lerde, 5'lerde o civardadır. Yani çok yüksek değildir. Fakat infertilite nedeniyle doktora başvuran bir hastada miyom çıkma olasılığı her zaman vardır. Bir kısırlık sebebi, bir gebe kalamama sebebi olabilir. Düşük sebebi olabilir. Yerleştiği yere göre ve boyutuna göre oluşmuş olan gebeliği olumsuz bir şekilde etkileyerek tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Yani tekrarlayan düşükleri olan bir hastada sadece miyom da olabilir. Az bir ihtimalle. Miyomlar genellikle kendini bu tarz şikayetlerle, bu tarz bulgularla belli edebilen şeylerdir. Ama bazı miyomlar da çok fazla büyümeden hiçbir şekilde belli etmeyebilir kendini. Bunu asla unutmayalım. Çoğu miyom, yani %50-%60 civarında sadece muayeneye, kontrole, hiçbir şikayeti olmadan gelen hastada saptanabilir ve bu oran ortalama %50-60 civarındadır. Yani miyomu olan kadınların yarısında aslında hiçbir şikayet olmuyor. Yani olmuyor. Kadın hiçbir şikayet yok. Protein kontrolü gelmiş ya da smear kontrolüne gelmiş hastalarımızda da miyom saptayabiliyoruz. Semptom vermeyen miyom oranı ortalama %50-60'lardadır. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Evet, niye doktora gideceğiz? Şikayetimiz yok. Niye gidelim? Olacak. İşte o yüzden rutin yıllık jinekolojik muayene özellikle üreme çağındaki her kadına mutlaka öneriyoruz biz. Her anlamda öneriyoruz. Bir şeylerin erken tespit edilmesi, rutin smear kontrolleri ve diğer muayeneler açısından da önemli. Rutin yıllık jinekolojik muayene esnasında da bir sürü hastamızda miyom saptayabiliyoruz. Yani her miyom şikayet yaratacak diye bir şey olmadığını bir kenara kesinlikle not düşmek lazım. Yani tanısını çok siz tabii. Belli bir boyuta kadar ulaşmayan miyomlarda hiçbir sıkıntı olmayacağı, çok çok küçük miyomlarda da çok ciddi kanama sıkıntıları meydana gelebilir. Hepsi yerleşim yerine bağlı olarak değişiyor bunların. Yerleşim yerine göre şikayetler çok farklı şekillenebilir. İsterseniz onu anlatalım çünkü önemli. Evet. O önemli. Miyomlar rahimde nereden kaynaklanabilir ya da nereye yerleşebilir, nereye doğru büyüyebilir?
bu önemli. Neden önemli? Miyomun hem yaratacağı şikayetler açısından önemli, hem tedavisi açısından önemli. Rahim duvarı dediğimiz, gebeliğin oluştuğu ve adet kanamasının oluştuğu yer rahim duvarı, endometriyum dediğimiz, endometriyal kavite dediğimiz boşlukta miyom geliştiği zaman adet kanamasını etkileme ihtimali çok yüksektir. Gebe kanmayı etkileme ihtimali, olumsuz yönde etkileme ihtimali çok yüksektir. Boyutundan bağımsız olarak yani yarım santim, bir santim, iki santim yüklüğündeki küçük çaptaki bir miyom rahim duvarının içerisine yerleşmişse çok aşırı kanama yapabilir, çok aşırı kanama yapıp kansızlığa sebep olabilir, düşüklere sebep olabilir, gebe kanmayı zorlaştırabilir. Buna bununla beraber sübüköz dediğimiz rahim duvarının içerisinde değil ama rahim duvarına duvarını dıştan baskı yapan, rahim duvarını dıştan anatomik olarak biraz bozan, o rahim duvarı yüzeyini biraz kalitesizleştiren diyelim, orada yarattığı bazı sonuçlardan dolayı gebelik oluşmasını engelleyebilen, aşırı kanama yapabilen sübüköz miyom dediğimiz miyomlar var. Bunların da boyutunun çok büyük boyutlara gelmesi gerekmemiş şikayet yaratması için. 2-3 santimlik sübüköz ya da kavite içerisinde, rahim duvarı içerisinde 1-2 santimlik bir miyom çok ciddi şikayet yaratabilir. En sık görülen aslında miyomun yerleşim yeri intramural dediğimiz, rahim duvarı içerisinde değil, rahim dışında da değil, rahmin kas tabakasında tamamen. Rahim duvarı ile hiçbir ilişkisi yok, gebe kalınacak yerle, adet olunan yerle hiçbir ilişkisi yok. En sık görülen miyom yerleşim yeri orasıdır aslında. Onlarda da belli bir santime gelene kadar hiçbir şikayet yaratmayabilir. Ağrı yapmaz, kanama yapmaz. 4-5 santimin üzerine çıkmadan genellikle aslında hiçbir şikayet yaratmayabilir. Şöyle diyebilir miyiz Süleyman Hocam? Miyomun boyutu önemli. Yerleşim yeri de önemli. Yerleşim yeri boyuttan bağımsız olarak çok farklı şikayetler yaratabilir. Rahim duvarının içerisinde olabilir dedik. Rahim duvarının hemen dibinde, rahim duvarı yüzeyine baskı yapan sübüköz miyom olabilir dedik. Rahim kas tabakasının tamamen içine gömülü, intramural olabilir. Bu rahim kas tabakasının içine gömülü olan miyomların bir kısmı dışarıya doğru büyüyebilir. Bir kısmı içeride, bir kısmı rahmin dışına doğru büyüyebilir. Bir kısmı da sadece rahim dışından rahim dışına doğru büyüyebilir. Rahim içerisinde hiçbir kısmı yoktur. Tamam, rahim dışına doğru büyür ve bir safla bağlıdır rahme. Ve bunların devasa büyüklüklere ulaşanları vardır. Yani 25-30 santimlere ulaşan miyomlar vardır ve hastada belli bir şikayet yaratmayabilir. Çok çok büyüyene kadar hiçbir şikayet yaratmayabilir. Hasta karında şişlik şikayetiyle bize geldiği zaman böyle saptadığımız çok büyük miyomlar olmuş. Bazen şu da olabiliyor Süleyman Hocam. Ben kilo aldım. Karnım evet, şişti diye gelip de özellikle asma var. Evet, şişkinlik var. İşte evet. Adetimde bu ay bir düzensizlik Tesadüf, ona kaynaklanan bir rezil. Özellikle oranın dışına doğru büyüyen miyomlar adet kanamasıyla ilgili bir şikayet yaratmaz. Çok büyüyene kadar bir ağrı yaratmaz. Ciddi bir büyüklüğe ulaştıktan sonra karında şişlik. Dışarıdan elle ellendiği zaman bile mobil, hareketli, orada bir kitle olduğunu hasta bile fark edecek hale gelebilir. Dediğim gibi 25-30 santimlere varana kadar büyüdükten sonra ancak hasta bizi boş görebiliyor o tarz miyomlarda. Yerleşim yeri ve büyüklük çok farklı şekilde miyomda şikayet ve bulgu ortaya çıkmasına sebep olan bir faktör. Onun için her miyom aynı değil. Evet. Miyomun yerleşimi, büyüklüğü, yarattığı şikayete göre hastanın hem şikayetleri çok değişebilmekte, hem tedavi yaklaşımı çok değişebilmekte. Yani miyomlar onun için miyom var, şu yapılır. Her hastaya, miyomu olan her hastaya şu yapılır diye bir şey demek mümkün değildir. Hastada nasıl bir etki yarattığı, nereye yerleşmiş olduğu, ne tür sonuçlara yol açtığı, gebelik çağında olması ayrı bir, gebelik döneminde olması ayrı bir şeydir, menopozda olması ayrı bir bakış gerektirir. Üreme çağındaki bir kadının gebelik beklentisi olan bir kadının miyom tedavisi çok farklı olabilir. Hastanın yaşı, gebelik durumu, gebelik beklenti durumu, gebe kalabilip kalamama durumu, adet kanamaları, kansızlık durumu, adet kanamaların yolu, kansızlık durumu, ağrı seviyesi hastanın. Bunların hepsi miyomun boyutuna, yerine göre çok değişkenlik gösterdiği için hastaya özel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Miyom olan her hastaya tabii ki de belli bir standart bakış açısı vardır kadın doğum hekimleri tarafından. Ama herkese aynı standart tedavi uygulanıyor diye düşünmemekte fayda var. Çoğu takip edilen hastalıklardır bu miyom gibi hastalıklar.
Hiç hastada hiçbir şikayet yaratmayan, daha önce de dediğimiz gibi yaklaşık her site sadüfen saptanıyor zaten. Sadece takip ettiğimiz onlarca, yüzlerce hasta vardır. 3 ayda bir, 6 ayda bir büyüyüp büyümediğine, hastanın şikayetlerinde bir belirginleşme, bir artış olup olmadığına bakarak rutin muayene ile ve jinekolojik muayene ve ultrasonla zaten tanısı çoğunlukla koyulabilen bir hastalıktır. Bizim kendimizin yaptığı jinekolojik ultrason veya karından yapılan pelvik ultrasonla çoğunun tanısı koyulmuş oluyor zaten. Tipik bir görüntüsü vardır ultrasonda, tipik bir ultrason görüntüsüne sahiptir. Ama kafa karıştırıcı bazen, yumurtalıkla ilgili kitlelerle karışabilen miyomlar da olabilir, özellikle rahim dışına büyüyen miyomlar. Onların tanısını desteklemek adına bazen MR tetkiki istenebilir. MR'la bu miyom tanısı, miyomun iyi olup olmadığı yönünde bir şüphe varsa özellikle, arada kalınmışlık varsa o konuyla ilgili, onu desteklemesi açısından, netleştirmesi açısından MR'ın çok faydası var. Bir de şunu unutmayalım, tanı açısından, bulgu ve şikayetleri kabaca konuştuk, tanı açısından muayene ve ultrason yeterli olabiliyor çoğu zaman. Alttan yapılan histeroskopi diye bir ameliyatımız var bizim. Hem tanı amaçlı hem tedavi amaçlı. Daha önce lafı geçen de rahim duvarının içerisine yerleşmiş olan belli boyuttaki miyomları almaya da imkan sağlıyor. Hem tanıyı netleştiriyor, evet bu miyom rahim duvarının içerisinde kamerayla, alttan kamerayla ve değişik aletler kullanılarak yapılan bir ameliyat bu. Karından herhangi bir kesi olmamış oluyor. Rahmi bütünlüğüne zarar veren bir durum olmamış oluyor. Alttan kamerayla girip hem rahmi duvar içerisindeki miyomun tanısı hem o esnada cerrahisi, tedavisi, çıkarılma işlemi yapılmış oluyor. Onu da belirtmekte fayda var o tarz miyomlar için.